Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dünyada en büyük ikinci kolizyon geldik. Burası mükemmel tarih bir tam çölüste. Hadi bakarız. Evet arkadaşlar, şimdi Cem geldik. Kolizyon, bu dünyada en büyük kolizyon. Üçüncüsü. Deve de var burada. Arkadaşlar, kolizyon geldik. Oradaki devi 10 dinar. Biliyorsunuz. Yani 100 TL yapıyor. Şimdi burada gideceğiz. Bakacağız ne kadar. Girişte geldik. Yabancılar 12 dinar. Tunuslar 8 dinar. Ve ticket. Şimdi Çin'de gideceğiz. Şurada giriş harika. Aynen burada giriş. Ejem Kolisyumu, 3. yüzyıldan kalma bir Roma amfiteyatrosu ve Afrika'nın en büyük 3. amfiteyatrosu olarak biliniyor. Yapımından kullanılan taşların büyük bir kısım yakındaki taş ocaklarından getirilmiş. Kolisyumunun yüksekliği yaklaşık 36 metre ve iç kısmındaki oturma düzeni hala etkileyici. Yüksek basmaktan görünüş gerçekten muazzam. Evet arkadaşlar, burası İtalya değil. Burası Tunus. Gerçekten çok güzel bir yer. Ve de çok ucuz, 20 dinar. Benim arkadaşlar diyorlar İtalya çok pahalı. 50 euro falan yapıyorlar. Ve de çok kalabalık. Burada kimse yok. Ve de çok ucuz. Burada
Burada arkadaşlar bir zamanlar gladiyatör dövüşleri, vahşi hayvan dövüşleri ve büyük tiyatro gösterileri yapılırmış. Şu anda ise bu tarih yapıyı gezerek geçmişe dair izleri görebiliyoruz. Aşağıya da iniyoruz. Burada arkadaşlar 4 kat vardı. En yukarı çekebilirsiniz. Ve de aşağıya burada merdivenler vardı. Eskiden savaş yapıyorlar şey böyle değil mi? Savaşlar burada yapıyor. Şu taraf. Daha önce burada hazırlıyor. Sana çekiyorlar. Aynı filmleri. Turlar çok giriyorlar burada. Her yerde tur. Burada çıkmıyoruz. Şu taraf çıkarız. Şu taraf merdivenler. Also, let's see. Hier, da durch. Und auf der linken Seite, links. Okay. Der unterirdische Platz. Schöne. Burada merdiven çıkıyor. Biz biraz tur yapıyoruz. Burada bakıyoruz. Ne var ne yok. Eskiden burada hazırlıyorlar. Sonra çıkıyorlar. Her yerde merdivenler. Şu taraf çıkarız merdiven. Merdivenler çok uzun ya. Furkan kolay yapıyor. Ben çok zor. Küçük merdivenler varmış. Eskiden galiba çok özen var insanlar. Ve de her yerde giriş var şöyle. Tarih mi güzel ya. Burada yazın hazırlıyorlar, konser falan yapıyorlar. Çok az kaldı zaten yazın. Şimdi bir tur dışarıda yapacağız. Burada haliler çok meşhur ve de çok ucuz. Şuradaki. Şimdi arkadaşlar aşağı geldik. Eskiden burada savaş, Furkan'da savaş yaparım. Hadi gel savaş yaparız. Ve de aşağıya şey hapishane galiba. Eskiden aşağıya hapishane galiba. Şöyle göstereyim. Şuradaki aynısı. Ha? Var mı? Nerede? Giriş nerede o zaman? Ha şu taraf var. Evet. Ne? İnsanlar var. Onlar nasıl indikler? Burada ineceğiz.
Aşağıya gideriz. Çok iyi. Biraz korkuyorum. İnsanlar böyle insanlar burada. Keşke biraz ışık var. Hatta halime daha aşağıya var. Ama inmiyor. Burada sanki daha aşağıya var. Ama inmiyor. Ya da yok, burada su varmış. Belki insanlar oluyor şu taraf. Şu aşağıya su var. Galiba orada insanlar oluyorlar. Burada giriş harbi kapalı. Kısımlık aşk. Vay be. Güzelmiş ya. Yani bakıyorsun taşlar ne kadar büyük. Değil mi? Burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar satıyorlar böyle. Onlar bir dinar dedi. Bir de şöyle. Çok şeyler varmış. Bunlar da beğendim. Bunu küçük 5 dinar yapıyor. Büyük de 6 dinar. Güzelmiş ama biz çok fazla gizliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Küçük bir şey alırız. Burada arkadaşlar çok şeyler varmış. Ver ver. Bunları da çok beğendim ya. Bunlar da çok güzel. 15 dinar yapıyor. Nergile de var. Burada arkadaşlar kafeler varmış. Bunu güzel lokanta gözüküyor. Burada arkadaşlar çok şeyler satıyorlar. Şöyle göstereyim. Bir de bu çok güzelmiş. Burada çok şeyler satıyor. Nergileri kurtulmak. Aynı ticket şimdi bir tane müze gidelim. Burada cami var arkadaşlar. Küçük bir cami. Şimdi arkadaşlar müzeye geldim. Burada müze aynı ticket giriş yapıyor. Birinci ticket aldık. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar Patio de Pom. Şunun harita varmış. Müzeye nerede gidiyorsunuz? Eskiden füse burada çok oluyor. Bu mesela Orifios. Bunlar eskiden hayvanlar nasıl diyor? The God of Elephant. Yani Allah hayvanlar onları alır mı? Hayvanlara tapıyorlar. Yok, hayvan tapıyor da değil ya. O mesela Allah eskiden. Öyle.
Her yerde fıse fıse var. Şöyle göstereyim. Küçük küçük yapıyorlar. Bu mesela Dionysos ve de şaraplar. Eskiden şaraplar nasıl çekiyorlar burada? Nasıl çekiyorlar? Arkadaşlar, burada olmak gerçekten büyülüyücü. Tarih bu kadar yakından hissetmek ve büyük bir yapının içinde dolaşmak harika bir deneyim. Videomuzun sonuna geldik. Ejem Kolosyumu'nu gezmek hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yorumlarda bana sorularınız bırakabilirsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir video görüşmek üzere.